Herkese merhaba, çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık menemen sos tarifi paylaşacağım. Bozulmadan, ekşimeden nasıl saklayabilirsiniz, nasıl konserve yapabilirsiniz tüm püf noktaları yine anlatacağım. Domatesle hazırladığımız tüm tariflerimizde olduğu gibi ilk önce domatesin kabuklarını soyarak başlıyoruz. Yıkayıp temizlediğimiz domatesleri görmüş olduğunuz gibi artı şeklinde çizikler atıyorum ve kaynar suyun içerisinde 5 dakika dinlendiriyorum. Bu aşamada da biberleri hazırlıyoruz. Aynı şekilde yıkayıp temizlediğimiz biberleri ince ince doğrayalım. Eğer çok çekirdekli biber kullanırsanız mutlaka biberlerin çekirdeklerini temizleyelim. Bu şekilde doğrayalım. Biberler de hazır. Şimdi domateslerin kabuklarını soymaya geçelim. Kaynar su içerisinde beklettiğimiz domatesleri alalım ve kabuklarını soymaya başlayalım. Bu yöntemle domates kabuğunu çok kolay ve pratik şekilde soyabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi bu aşamada domatesleri isterseniz püre haline getirerek hazırlayabilirsiniz. Veya bu şekilde doğrayarak yapabilirsiniz. Ben genelde menemeni yaparken domatesleri küp küp doğrayarak yani yemeklik doğrayarak bu şekilde hazırlamayı tercih ediyorum. Tamamen tercih meselesi. Ama benim size tavsiyem vaktiniz varsa mutlaka doğrayarak hazırlayın. Daha lezzetli ve güzel oluyor. Menemen tarifi için 3 kilo domates kullanıyorum. Ve domateslerin hepsini küp küp doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi domateslerimiz de hazır. Şimdi tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Üzerine doğradığım yeşil biberleri koyuyorum. Ve biberlerin kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. Biberler hazır, diriliğini kaybettiler mis gibi biber kokusu geliyor. Şimdi üzerine domatesleri ekleyelim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra ocağı kısalım ve 20 dakika pişirdim ben. Bu süre farklılık gösterebilir. Domatesler yumuşayana kadar pişirmeye dikkat edelim. Domatesler kaynadıkça suyunu salacak ve yumuşamaya başlayacak. Burada önemli olan domatesler diri kalmasın, yumuşasınlar, erimeye yakın, kaybolmaya yakın bir kıvama gelsinler. Bu şekilde pişirelim. En son ocaktan almaya yakın bir yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum ve yine 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Menemenimiz hazır. Şimdi konserve haline getireceğiz. Tüm konserve tariflerimde kendimi garantiye almak için mutlaka kavanozları ve kapakları bulaşık makinesinde yüksek derecede yıkarım. Ve makineden çıkartır çıkartmaz da konserve işlemini yaparım. İşlerimi buna göre ayarlar ve düzenlerim. Şimdi hem konserve yapacağımız ürün domates sosu olur, menemen olur fark etmez. Hem bu sıcak olacak hem de kavanozlarımız ve kapaklarımız sıcak ve steril olacak. Bunlar çok önemli. Vakumlama işlemi için çok önemli. Ve kapaklar hasar görmeyen yeni ilk kez kullanılan kapaklardan olmalı. Buna da dikkat edelim. Tüm bu konulara dikkat ederek hazırladığım menemen sos tarifini kavanozlara koyuyorum. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Hazırladığım kavanozları vakumlanması için bu şekilde bir gün boyunca bekletiyorum. Bu yöntemle konservenin tutup tutmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ertesi gün kapakları kontrol ettiğimizde Kapaklarda bombelenme, kabarma, şişme varsa konserveniz tutmamıştır. Ama kapak düzse, hiçbir yükselti, çıkıntı yoksa konserveniz tutmuş demektir. Bu çok önemli bir husus. Gerçekten konservenin tutup tutmadığıyla ilgili önemli bir püf noktası. Mutlaka hazırladığınız tüm konserveleri bu şekilde kontrol edin. Ertesi gün kapakları kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şişlik, bombelenme yok. Tamamen düz bir şekilde konservelerimiz olmuş kışlık menemen sos tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ben bu tarifte 3 kilo domates, 400 gram yeşil biber kullandım. Bu ölçülerde 4 adet 660 cc bu şekilde konserve menemen hazırladık. Bu miktarları aynı ölçüde arttırıp azaltabilirsiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.